arkadaşlar, herkese bilgi motorundan hayırlı günler. Bir tane 553 Husqvarna söktük. Makinamızın sekmanları yunmuştu. Motorumuzu topladık, söktüm. Toplayacağız. Herkese buradan selamlar. Trabzon Vakfıkebir'den bilgi motordan selamlarımı iletiyorum. Böyle bir doğa manzarasıyla beraber 553 Husqvarna'mızı toplayacağız. Nasip olursa çalıştırma abonesine de beraber olacağız. Ben telefonumu koyuyorum. Tek olduğum için dükkanımda herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Koyuyorum ve izlemeye devam edin değerli arkadaşlar. Motorumuz orada zaten. Ben telefonumu koyayım. Biraz video şey olabilir ama idare edebilirsiniz. Herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Murat Sefa Bilgin Trabzon. İnşallah beğenirsiniz, seyredersiniz. Ben çekiyorum. Siz de izlemeye kalın. Değerli arkadaşlar, bir 553'ümüz var. Motorumuz sekman yundu. Çarşıbaşı diye bir köyümüz var. Oradan bir abimiz getirdi. Motorumuzu toplayacağız. Nasip olursa çalıştırmaya hazırlayacağız. Çalıştırma aşamasında zaten beraber olacağız. Sökme aşamasında beraber olamadık. Çünkü işlerim yoğun olduğundan dolayı çekim aşamasında beraber olmadık. En azından toplama aşamasında beraber olalım dedim. Diye videomu çekiyorum. Tek olduğum için kusura bakmayın, hatalarım olabilir. Herkesten çok çok özür diliyorum. Makinamızı toplayacağız. Yarım saat, bir saat civarında nasip olursa makinamız hazırdır. Ondan sonra da deneyeceğiz makinamızı zaten. Görürsünüz ses, oran, gaz, duyuru. Nasip olursa çalışacak diye umudumuz var. Pistonu kendi orijinal piston olduğu için yağladık, tekrar diziyoruz. Sekmanlar yumuştu makine. Biz toplayalım, siz seyredin. Pistonu ben de yağladım şu anda. Dizeceğim için mecbur yağlamak zorundayım, herhangi bir sekman kırmasın diye kullandığım için yağımı. Total yağ kullanıyorum. Dediğim gibi herkes izlemede kalır. İzlerse sevinirim. Beğenilerimizle büyüyeceğiz nasip olursa. Zaten birazcık izlenmeye başlandık gibime geliyor. Nasip olursa buradan gerisini beraber devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu egzozunu takıyorum. Egzozun 3 tane cıvatası var. 2 tanesi gömlek üzerinde, bir tanesi gövdeye tutan. İşim biraz süratli olsun diye biraz acele ediyorum. Onun için kusuruma bakmayın. Tekrardan hatam olursa tekrar özür dilerim. Çok çok etmesin. İzlemenizi diliyorum.
memnun kalacağınıza inanıyorum. Zaten cıvatanın sıkılma derecesi görünüyor. Zırt diye yapıyor. Son aşaması diye düşünüyoruz. Burada benzin hortumlarını takıyorum ve karbüratörünü takıp makineyi meydana getireceğim. Bundan sonra da dizeceğim. Çalışma aşamasında zaten göreceksiniz motorun sesini. Abi. Efendim abi? Var mı Murat? Var aşağıda. Ooo Murat var. Bak kardeşim, olmamını yapsana. Çekeyim mi? Evet arkadaşlar, motoru geri alıyorum. Kamerayı çevireceğim şimdi. Şöyle kamerayı çevirelim de. Size bu motoru. Önce abi kamerayı ayarlar mıydı? Ayarlar mıydı?